Tamam. Başını bir kaldırdın. Barış Bey. Ah, o sana bakıyor. Nasıl bakıyor? Nasıl bakacak Gül? Nişanlı bir adamın bakmayacağı gibi bakıyor. Aşık gibi mi? Çapkın gibi Gül, çapkın gibi. Bak ne diyeceğim? Hani diyorum, şimdi bu adam özel şoför derken diyorum. Bizim anladığımız gibi bir özel şoförden bahsetmiyor muydu diyorum. Saçma sapan konuşma be. Yok artık daha neler. Niye öyle bakıyordu o zaman? Yani şimdi ben yine aşık gibi mi diyeceğim? Sen yine bana kızacaksın. O yüzden ben hiç söylemiyorum. Gülüm, bu kadar yakışıklı, başarılı, zengin, üstelik nişanlı bir adamın benim gibi bir özel şoföre aşık olması mı yoksa benimle ceviz kırmayı düşünmesi mi daha mantıklı? Haklısın. Yani öyle bakıldığı zaman doğru. Ama ya mantıklı bakmasak, masallara inansak. Ver şunu. Masallara inanmak galiba bizi birazcık şaşırtıyor. Yani düşünsene, kızlar gidip kurbağayı öpüp prens yapıyor. Sonra o kurbağanın canı bir gün eninde sonunda sinek çekiyor. Masallar bir kızın sevgilisidir. Ama mantık onun dostudur. Hoş geldin Agatha Christie. Eh seni ya. Ah be Gül. Keşke ben de senin gibi masallara inanabilsem. Günaydın. Barış Bey, biraz vaktiniz varsa dün geceki meseleyi konuşabilir miyiz? Hangi meseleymiş o? Klasik araba. Biliyorsunuz çiçeğe çarpan araba da bir klasik ve... Müzakereye yetişmem lazım. Çiçeğin davasını ciddiye almıyor. İkidir konuyu kapatıyor. Yahu başka işi var. Baksana haline. Ya ben susayım diye rol kesiyorsam? Abartma. Dün geceyi de abarttın zaten. Adamın sana yan göze baktığı falan yok. Hatta hiç baktığı yok. Sabah sabah ne bakacak be? O niyetler gece dökülür bir kere.
Kızım adamın öyle bir niyeti olsa sana mı kalır? Neler vardır onun etrafında? Nişanlısına bak, standardı anla. Nasılsın? Zorlandın mı gece? Yok. Yok, sağ olun. Teo sağ olsun eve kadar götürdü beni. Elini sormuştum. Yoksa Teo ile zorlanmadığın ortada. Yap mı soktu o bana? Ben şimdi... Sakın. Sen önce adamın arabasını bozmamayı öğren. Sonra atar yaparsın. Teo, dün geceden bir şey çıktı mı? Harbici adama denk geldik patron. Kayıtlar silinmediyse arayacak adam bizi. İyi, bir umut var yani. Zaten elimize kamera görüntüleri olduğunda hırsızı bulmak 2 günlük iş, o problem değil. Ondan sonra da Aslı'ya bütün durumu anlatıp sır saklamaktan kurtuluruz. Bankayı ne yaptın peki? Birazdan başlıyoruz. Ondan haber bekliyorum, arayacaklar beni. Teo, mutlaka alman lazım, biliyorsun her şey ona bağlı. Biliyorum patron, merak etme. Faruk Bey, erkencisiniz. Hazır mı Zülayda Hanım? Tabii ki. Buradan büyük bir zaferle döneceğiz. İyi. Yoksa sizin için hiç iyi olmaz. İnşallah bu plan Barış Bey'i etkilemek yerine sizden soğutmaz. Ha, tam duymak istediğim şeyi söyledin. Kazanacaksınız Zülayda Hanım. Bu gıcık herif parasını alacak, Barış Bey de ortak olmak için size yalvaracak. Mavi hapım nerede? Homeopat Bey'i değiştirdi. Onlar sizi geriyormuş. Bunlar sakinleştirecekmiş. Oh. Böyle zamanlarda böyle pat 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 oluyor. İyi, derin nefes, derin nefes. Bak şimdi izle beni. Barış, üzgünüm ama kaybettin. Barış'ım. Kaybettiğini sen de biliyorsun. Barış, artık kaybettiğini kabul etsen iyi olur. İki. Barış, üzgünüm. Üzgünüm Barış. Ama kaybettin. Hadi hemen halledelim şunu. Vallahi 9 ayın çarşambası aynı güne geldi. Neyi hallediyoruz Teocuğum? Handancığım, beyefendi hırsız kızın robot resmini çizecek. Şimdi bak Hakan, sen kızı anlatacaksın, biz de robot resmini çizeceğiz, tamam mı abi? Ciddi misin? Hep merak ederdim o robotu. Hani, nerede abi? Burada işte. İlahi diyor. Şaka mısın diyor yani? Sen bizi mi kandıracaksın şimdi? Bu kez kandıramadın abi. Bildiğin adam bu. Robot falan değil. Alkış. Kardeşim de yeğenime kocaman bir alkış. Deli etmeyin beni ya. Ne robotu? Niye robot olsun çocukcağız? Ama robot ya abla. Ya adı öyle teyze hanım. Yok ortada robot mobot bir şey. İsmi o. Robot diye isim mi olur abi? Seninkiler biraz çatlak falan mıydı? Hoş geldiniz Barış Bey. Şunları alalım Gökhan. Merhaba. Merhaba. Aslı, yeni şoförümüz. Yani bir nevi yeni Teo. Hoş geldin yeni Teo. Ben Gökhan. Memnun oldum. Abi ben sana yardım edeyim. Bak burada bekleyebilirsin. Mekan bize kapatıldı zaten. Gelen giden olmayacak. Sağ ol. Of, manzaraya bak. Bütün gün buradayız, keyfini çıkar. Ahmet Bey değil miydi Faruk Bey'in avukatı? Evet, teklifi sunuyorum. 1000 lira nafaka, 50 bin lira tazminat. Tabii ki şirket Faruk Bey'de kalacak. Ne? O şirketi babamın parasıyla kurduk biz. Bunun için bir kanıtınız var mı? Hayır, çünkü parayı elden verdik. Oyun faslına gerek yok İlayda. Gerçek teklifinizi alalım.
Barış, şirkette Selen Hanım'ın adının geçtiği tek bir belge bile yok. Bence daha fazla uzatmanın anlamı yok. Siz de karşı teklifinizi sunun. Bu da bizim teklifimiz. 20 milyon ya da şirketin tamamı. 20 milyon mu? Şaka mı yapıyorsun? Neye güveniyor bu herif? Sadece bir laf yapıyor. Evet, gözleriyle başlayalım. Hakan, nasıldı kızın gözleri? Güzeldi, çok güzeldi abi. Ya yok, onu demiyorum. Ne renkti, onu soruyorum. He, kahverengiydi ama yine de çok güzeldi. Evladım, daha doğru düzgün tarif etsene şunu. Detaylarıyla anlat. He, tamam. Gözleri o kadar güzeldi ki, böyle insanı içine alıyordu. Böyle baktıkça bakasın geliyordu. İnsanın aşık olası geliyordu. Ah Allah'ım, sen bana bu aklı verirken öz ailemden mi çaldın? Ay tamam abla ya, ben anlarım onun dilinden. Geç bakayım sen şöyle. Ha paşa, şimdi söyle bakalım bana. Paşa, kızın gözleri böyle belerik miydi yoksa çifil miydi? Belerikti anne, bayağı belerik. Elmacık kemikleri nasıldı peki? Böyle Amasya elması gibi miydi yoksa Sterling gibi miydi? Sterling, ben sevdiğim valla. Peki böyle çenesi nasıldı? Kemçek gibi miydi? Böyle ekmek köşesi gibiydi. Tam ısırmalık ortasında da bir tane delik vardı. Oo, hoşum benim. Robot, çiz çocuğum. Kızın gözleri böyle kahverengi ve iri. Elmacık kemikleri çıkık. Çenesi böyle bombalı ve böyle minicik de bir gamzesi var. Tıpkısının aynısı abi. Bravo robot abi. Hakan, emin misin? Kız bu muydu? Evet evet abi, eminim. Aynısı. E peki, bu diyorsan budur. İyi, hadi toplanalım o zaman. Evet, biz ufaktan müsaadenizi isteyelim. Teocuğum, bizi gelişmelerden haberdar et, olur mu canım? Tabii tabii Cahide teyze, tamam. Hoşça kalın, bay bay. Hadi çık. Kardeşim, sana şunu vereyim. Gözümün nuru oğlum benim. Sonunda toparladın kendini bak. İşte benim metinim bu. Hı. Ay nereden geldi aklına be abi, ne iyi ettin. Var ya, şey şu temizlik malzemeleri yeter mi sence? Yeter abicim, yeter. Daha var mı baba? Geldik babacığım, geldik. Şurada hemen. Ay Metin, belki o kadar güzel iş yapar ki kafe. Aslı'yı da alırız yanımıza, ha? Bakarız anneciğim, bakarız. Hadi. İş yapmaz mı kızı? Anne bak, çörekler senden, pastalar benden. Başka başka semtten insanlar gelir vallahi. Ay ne semti be? Benim çöreğime başka vilayetten gelirler vallahi. Gelirler anneciğim, gelirler. İlk kazandığımız parayla da ben böyle onu çerçeveletip duvara asacağım. O da uğur getirir bize. Ay as kızım, as, as. Ben de yanına hemen bismillah deyip o bereket duamızı asacağım. Oo, vallahi kamyon çarpsa hiçbir şey olmaz bizim kafemize. Töbe de kızım, töbe de, dilini ısır. Lakçak bittiyse gidelim mi anneciğim? Gidelim oğlum, gidelim. Hadi, hadi aslan oğlum. Hadi oğlum, hadi. Hadi yürü, hadi. Hadi kız. Sakın burayı kiraladım deme Metin. Hani ne var ya? Birkaç ufak dokunuş, bir de temizlik, 10 numara kafe. Oğlum temizliğini, tamiratını demiyorum ben. Yıllardır burayı kimse kiralamıyor uğursuz diye. Uğursuz mu? Evet bal böceğim. Yani biz çocukken bizi korkuturlardı. Geceleri böyle buradan sesler gelirdi falan. Anne hatırlar mısın? Geçen sene bir sigorta şirketi açmıştı. İkinci günde kamyon girmişti. Ay o senin kamyon çenene çarpsın he mi? Açtı gene o şom ağzını. Ay bana ne kızıyorsun anne ya? Ben mi kiraladım burayı? Ebe Metin, sevincimi kursağımda bıraktın oğlum. Hani ben yaş tahtaya basar mıyım? Ortak garanti verdi. Günde 50 tane müşteri ben getireceğim dedi. Bir de ortağın mı var senin? Hey! Nasıl mekan ama? Ha? Bomba bomba var ya. Eyvah! Bomba. Bombastik kafe. Nasıl isim? Ha? Hamettin abi? Bombastik kafe.
Hayır demedin. Yok demedin. Olmaz demedin. Küpeli tacizcinin ortağın olmadığını söylemedin. Benimle ilgili bütün önyargılarını bu kafe sayesinde şak diye yıkacağım nişanlıcığım. Ha? Efendim ne diyorsun? Suzan dur, var mı? Ne diyorsun efendim? Ya var mı? Abi annemi dışarı al. Var mı, uzak dur ya abi. Bırak yüzü o kadar ısındı ki şu an elim yapıştı. Şşş. Tamam anneciğim anne. Sakin anne bak. Sakin dışarı çıkalım biz. Bana eczaneden bir hap al oğlum. Tansiyon hapı olsun. Tamam anneciğim ben alıyorum. Elim yapıştı kızım. Geç buraya sen bakayım. Allah kahretmesin seni var bu. Buraya mı kiralattın abime? Nesi var yavrucuğum ya baksana. Bir boya, bir badana, her şey tamam bence. Bak fışkiyemiz bile var. Fışkiye. Onu mu diyoruz oğlum? Yani uğursuz burası, uğursuz. Ne açıldıysa kapandı. Kafe mi açılır buraya? Bu çocukla iş yapılır mı hiç? Sen bunun vukuatlarını bilmiyor musun? Değişmeye karar verdim. Bundan sonra başka bir barba olacak. Değişmez bu küpeli çakal. İnsan yedisinde neyse yetmişinde de odur oğlum. Bak bu çocuk düzelmek istiyor. Alın terimle çalışacağım diyor. Peki tamam. Ama müşterileri nasıl getireceğim buraya? Kolundan çekip de mi getireceğim? Oo Arzu Hanımcığım siz hiç reklam diye bir şey duymadınız mı efendim ya? Öncekiler salaksa ben ne yapayım ya? Hiç reklam yapmamışlar. Sen tanıtımını, promosyonunu bilmem neyini falan her şeyini bir yap. Bak bakayım nasıl geliyor buraya müşteri. Olmaz oğlum olmaz. Madem buranın bu kadar iş yapacağından emin, kendini niye tutmamış o küpeli çakal? Mal sahibi yüzünden. Adam yani hiç anlam veremediğim derecede bana güvenmiyor yani. Ben hiçbir şekilde şey yapamadım bunu, anlayamadım. Hayret. Çocuğun adı çıkmış 9'a, inmiyor ki 8'e. O çocuğun adını duyanın küçük tansiyonu 8'e bile inmez. Bir hap daha ver. Dokunmasın. Ver dedim Metin. Ya yapma be Arzum be. Ha? Bu sefer tamam diyorum kızım. Yırttık diyorum bu sefer ya. Sen gelinliğini seç. İyidireceğim sana diyorum ya. Vermem ben kızımı ona. Anlamadıysan gelip içeri anlatacağım. Anne dur tamam tamam sakin sakin ol ya. Allah Allah. Olmaz mı diyorsun sen şimdi burası yani? Oğlum. Mekan uğursuz. Ortağın da uğursuz. Babaanne. Bence her şey çok güzel olacak. Zaten babamın uğru olarak önce ben varım. Hadi be kadırgalı be. 40 yılda elimize bir fırsat geçmiş be anne. Alo. Alo Gül. Boşanma görüşmesi seyrediyorum şu an. Çok heyecanlı kızım. Patronun verdiği teklif kafaları karıştırdı. Müvekkilim âli cenaplık göstererek teklifi 100.000 liraya çıkartıyor. Ve bu da son teklifimiz. Peki. Aa kızım. Ben sana asıl bombayı söylemedim. Karşı tarafın avukatı kim biliyor musun? Patronun nişanlısı. Ne? Ya adam nişanlısıyla rakip olmuş kızım. Zengin kafalar bunlar. Bu da bizim son teklifimiz. Adam düşeceğine daha da yükseltiyor. Barış, elinde hiçbir kanıt yok. İstersen artık kaybettiğini kabul et. Barış Bey saatine baktı. İfadesi sıkıntılı. Tuş mu oldu diyorsun yani? Sanki beklediği bir şey var. Şu an beklenmedik bir şeyler oldu sayın seyirciler. Sahaya yeni oyuncu girdi. Teo mu geldi? Evet. Teo topu hızla kaleye doğru sürerek koşuyor. Sizce bu koşu maçın seyrini değiştirir mi acaba? Şirket sermayesini kayınpederiniz verdi. Ama parayı elden aldığınız için rahatça yalan söylüyorsunuz. Yok öyle bir şey. Bütün parayı ben koydum. Ama atladığınız bir şey var. Bankalar belli meblağın üzerindeki dövizlerin seri numarasını kaydetmek zorundadır. Bu... Şirket açılırken kullandığınız dövizlerin seri numaraları. Bunlar da aynı gün
kayınpederinizin hesabından çekilenler. Birebir aynı. Bu da parayı ondan aldığınızı kanıtlar Faruk Bey. Ve gol sayın seyirciler, gol! Teo mu attı? Arayacağım ben seni. Ay, öf, tamam tamam hadi. Bay bay. Kazanacağız demiştin, bir şeyler yapsana. Avukatınızın yapabileceği hiçbir şey yok. Suçlu olan sizsiniz. Ne suçu be, ne suçu? Şöyle, eşinizin mal varlığını sömürdünüz. Daha da kötüsü, onun sevgisine ve güvenine ihanet ettiniz. Bu eşinize yapabileceğiniz en büyük suçtur. Yürü be patron! Şimdi... son teklifimiz. 30 milyon. Ya da şirketin tamamı. Müvekkilim âli cenaplık göstererek seçimi size bırakıyor. Avukat Bey, biliyorum kapı açmamı istemiyorsunuz çünkü kendiniz becerebiliyorsunuz. Cümlelerimi ezberlemişsin ama umursamamışsın galiba. Umursadım. Öyle işte, içimden geldi. Niye acaba? Anladınız işte. Siz yukarıda konuşurken çok etkileyiciydiniz. Çok etkilendim. Yani tamamen mesleki açıdan, tamamen avukat olarak. Anladım. Korkma. Anne, ne diyorsun şimdi? Tamam, siz Barba abiye güvenmiyorsunuz. Peki babama da mı güvenmiyorsunuz? Öyle değil, kıvırcık salatam, öyle değil. Burası uğursuz Balbeciğim, ondan. Babam açınca uğurlu olacak belki. Öyle mi diyorsun bir tanem? Tabii baba. Babaannenin böreklerini yemeye gelecekler. Halamın limonatasını içmeye gelecekler. Seni de sevdikleri için gelecekler. İşte bu be! Ay, Allah cezanı vermesin. Hortlak hortladı sandım. Üzülme Metin abi, üzülme. Bal böceği bize inandı ya. Varsın gerisi inanmasın bize be. Varsın gerisi adamdan saymasın bizi. Tamam, inanıyorum yani. Abime hani gelir insanlar, neden gelmesinler? İşte bu be! Oğlum bir yavaş be! Ya sabır, ya sabır. Ama ne oluyor Metin abi? Ortamın enerjisi yükseliyor, anlatabiliyor muyum? Böylelikle insanlar ne yapıyor? Bize inanmaya başlıyor. Buradaki kötü uğursuzlukların hepsini böyle def etmeye başlıyoruz. Yerine güzel, pozitif enerjiler geliyor değil mi? Değil mi Metin abi? Oğlum senin ortama yaydığın gerginliği enerjiye çevirsek mahalle aydınlanacak lan. Tamam. Varsın neşen de inanmasın bize be. Bak hala neşen ne diyor ya? Neşen ne diyor ya? Evet. Evet anne diyorum. Ama sor bakalım niye diyorum. Ha? Hani benim annem yok ya. Çocukken sen bana bakardın ya. Gönlümde öyle bir yere koymuşsam. Çok sevmişsem de neşenli. Tamam, tamam, tamam hadi. Ama benim kurallarım geçecek. Kısmette varsa Allah verir. İşte bu be. Haydi o zaman şak diye temizliğe başlıyoruz, tamam mı? Hadi bakalım. Şşş, çekin. Alın. Sen de ayak altından çekil bakalım bebişim.